koşullarda bu alanda Türkiye'nin hiçbir ya da çok sınırlı bilgi kaynakları olduğu için bu yolculuk beni Almanya'ya götürdü. Almanya'daki Yapı Biyolojisi Ekolojisi Enstitüsü'nde Bavyera eyaletinde eğitimle orada devam ettim. Birkaç yıllığına orada bir eğitim almak üzere gittim Almanya'da 20 yıl kaldı ve orada 20 yıl süresince de İsviçre'de bir kısmı Fransa'da, Kuzey İtalya'da, bir tanesi de Uganda'daydı. Bu mimari çalışmalar salt yapı biyolojisi, ekolojisi alanındaki ilkeler doğrultusunda gerçekleşti. Yani benim ifade etmek istediğim şekliyle yerine ait yapılar olarak yöreni malzemesi oranın toprağından, oranın ağacından, oranın çamurundan, taşından o bölgenin malzemesiyle çıkmış binalar gerçekleştirmeye çalıştık. Bu aynı zamanda nasıl mümkün oldu? Bunu talep eden bu bilincin tabana yerleşmiş olduğu coğrafyalar sayesinde mümkün oldu. Ülkemizde burada hala yolun çok başında olduğumuzu ben düşünüyorum. Yani bu alanda ben 20 yıl önce Türkiye'de çalışmaya kalkışsaydım aç kalırdım. Arkadaşım benim eşyan olduğumla beraber küçük mimarlık bir yolda. Yaptığım çalışmalara ben biraz yer vermek isteyeceğim. Ondan öncesinde kısaca ekolojik yapıya, yerine ait yapıya nasıl baktığımızı biraz anlatmak istiyorum sizlere. Görsellerimin en sonunda biraz tartışma amaçlı, beraber değerlendirme amaçlı düşündüğüm bir görsel var. Bunu en başa koydum şimdi aynı zamanda. Burada birbirinden farklı, tamamen farklı iki tane yaşam alanı görüyorsunuz. Tensellik ve tinsellik olarak iki tane kavramı ben burada tartışmayı açmak istiyorum. Bu görsel şimdi burada dursun. En sonunda bunun üzerinde tekrardan sizin görüşlerinizi almaya davet edeceğim sizi. Ekolojik yapı derken alfabenin A'sı nedir diye baktığımızda aslında alfabenin A'sı bu yapıyı yapmam. Yani ekolojik yapı yapılmayan yapı. Yaptığımız andan itibaren çünkü doğaya müdahale söz konusu. Biz insan olarak burada aslında doğadaki en zayıf canlıyız. Doğadaki bütün canlıların bir şekilde kendilerini hayatta tutma şartları, avantajları çok daha fazla, çok daha kolay. Dolayısıyla madem bir yapı, bir kabuğa sığınmak zorundayız, bunu ekolojik döngüler içerisinde onları en az müdahale edecek şekilde nasıl gerçekleştirebiliriz diyebiliriz. Bunun da bana göre cevabı afiyet, madem işaretmek zorundayız, afiyet olduğu bir bölgede ise uzun doğal yapı malzemesi olduğu bir bölgede ise tepesine koyduğumuz 3 tane güneş kolekleriyle karşılıyorsa bu binayı aslında çevreci bir yapıdır, yeşil bir yapıdır dersek kendimizi aldatmış oluruz.